Ne oluyor burada? Bakın gerçekten... Çık dışarı. Anne. Kapa çeneni. Dün gece kızım... Dışarı çıkar mısın? Derhal. Anne düşündüğün gibi değil gerçekten. Çeneni dedim. Anne ne yapıyorsun? Çıkar üstüne. Üstüne anne. Çıkar. Daha ikna olmadıysan doktora gidelim. Ben seni buraya yap diye mi getirdim? Ha? Allah'ın cezası. Anne sana bir şey olmadı diyorum. Neden inanmıyorsun? İçini kokuyorsun sen. Ne içtin? Leş gibi kokuyorsun. Yürü. Anne. Kim bilir ne yedin. Anne lütfen bırak. Alsın sen aptal. Anne. Gel. Başka türlü temizlenmesin. Anne. Gir. Ne dedim ben sana? Ha? Erkeklere güvenmeyeceksin demedim mi ben sana? Ha? Onlardan kendini koruyacaksın demedim mi? Gözünü dört açacaksın. Dikkat edeceksin demedim mi? Ha? Sen ne yaptın? Fikret'in oğluyla aynı yatağa gittin. Gittin gece dağıttın dağıttın. Aynı yatağa girdin. Anne sana bir şey olmadı diyorum. Daha ne olacak ha? Daha ne olacak bana söyler misin? Aynı yataktaydınız. Ne dedim ben sana? Bu senin dedim kardeşin, bu senin abin demedim mi? Ha? Böyle bir ahlaksızlık olabilir mi ya? Daha ilgilenme böyle bir şey olabilir mi? Ben seni böyle mi büyüttüm? Ha? Hayır böyle büyütmedin. Erkeklere güven olmaz, onlardan uzak dur diyerek büyüttün. Sonra da babam yaptığı yetmezmiş gibi karşıma çıkıp bir anda beni evlendim dedin. Bana fikrimi bile sormadın ya. Evimizi kapatıyoruz, susacaksın, her dediğimi yapacaksın dedin. Her şeyi dedin ama kızım ne hissediyor demedin. Sen bana bir kere bile sormadın ama ben sana söyleyeyim anne. Kızın ne hissediyor biliyor musun? Söylediğin onca şeye rağmen annesi mutlu olsun istiyor. Bize para gözmüş gibi davranmalarına rağmen susuyor, sesini bile çıkarmıyor. Sen de benim hayatımı bir günde alt üst edip bu eve soktuysan kızına güveneceksin. Kendi öz kızına güveneceksin, duydun mu? Ne yapıyorsun sen ya? Kes sesini. Bana bak. Geldiğin yerde böyle davranıyor olabilirsin ama burada benim odama bu şekilde giremezsin. Duydun mu beni? Kızımla aranızda ne geçti? Hı? Ne o? Kızınıza inanmadınız bir de benden mi dinlemek istediniz? Ukalalık yapma. Ne yaşadınız? Ne geçti aranızda? Bakın çok güzel. Gerçekten bu cici annecilik hallerinizi anlıyorum ama ben bunları yemem. Duydunuz mu beni? Ben Fikret Alabey değilim. Şimdi odadan çıkacak mısınız yoksa ben sizi kendi çabalarımla çıkartayım? Hangisi? Böyle mi intikam almayı düşünüyorsun babandan? Ha? Benim kızımla oyun oynayarak mı babandan intikamını alacaksın? Niye? Sizin orada böyle mi alınıyor intikamlar? Faydalandın mı kızımdan? Faydalanmak mı? Hı? Bir dakika. Faydalanmak dediniz değil mi? Doğru duydum. Bir Yeşilçam klasiği. Uzatma! Kızımla aynı yatakta ne yapıyordun bana? Cevap ver. Onu yatağına yatırdım. Sonra da kötü olduğu için yanında kaldım. Ama bakıyorum da kızınızın namusu konusunda benim kadar emin olamıyorsunuz galiba. Gerçi onu yetiştirenin siz olduğunu düşününce yadırganacak çok da bir şey olmasa gerek, doğru mu? Annen seni yeteri kadar eğitmemiş galiba. Ha? İyi terbiye vermemiş. Bak sakın. Aradaki açığı ben kapatacağım, sen merak etme. Sakın annemin adını... Ne yaparsın? Ne yaparsın? Ha? Ne yaparsın? Beni kızımla mı tehdit edersin? Ha? Bana bak. Eğer kötü bir niyetle bir daha kızıma dokunacak olursa asla yaşamadığın bir şey yaşatacağım sana. Bunu da o yakışıklı aklına sus. Kızına inanmayıp gidip ona mı sordun ne oldu diye? Bu odayı derhal değiştiriyorsun. Hayır. Bu oda derhal değişecek dedim. Ben de sana hayır dedim. Bakıyorum uzaklaşmak istemiyorsun ha? Sadece annemin beni suçladığı şeye karşı duruyorum. Ya annem bana güvenmeyi öğrenecek ya da bu odanın neden değiştiğini gidip herkesin içinde anlatması gerekecek. Karar senin anneciğim.
ne biçim bir insansın ya? Ya gelip kendi yatağına yatsana, ne diye benim yanıma yatıyorsun sen? Sen istedin. Ben? Hı-hı. Ben istedim, öyle mi? Ya ne gülüyorsun, sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun ya? Bak seni gebertirim, elimde kalırsın, duydun mu beni? Ya bak, dünkü hallerini görseydin eminim böyle söylemezdin. Ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide böyle gidip gidip geliyordu. Abart! Bak sana iyilik de yaramıyor ha, gerçekten. Ya kardeşim yapma bana iyilik falan ya. Senden iyilik isteyen mi oldu? Haklısın biliyor musun ya? Suç sende değil, suç bende. Bütün gece senin o saçmalıklarını çeken bende salaklık. Doğru söylüyorsun. Ya çektiysen çektin. Sonra gelip odana yatsana, iki adımlık yer. Niye yanıma yatıyorsun sen benim? Kızım önünü göremiyordun diyorum. Anlamıyor musun? Önünü göremiyordun. Seni yatağına yatırdım, sonra kustun. Sana bir şey olmasın diye başında bekledim. O sırada uyuyakalmışım. Hepsi bu işte ya. Bilerek yaptın değil mi? Sabah olsun, annem bizi görsün diye bilerek yaptın. Ya ben nereden bilebilirim acaba senin annenin her sabah ilkokul bebesi gibi gelip seni ziyaret ettiğine? Ben sana asla inanmıyorum. Ciddi misin sen ya? Aynen öyle cici kardeşim. Çünkü sen ağır bir... Dünkü olaylardan sonra bunu sen bana söylüyorsun, öyle mi? Hiç boşuna uğraşma. Ben dün ne gördüğümden çok eminim, anladın mı? Hayır, size normal geliyor ama babanlara da öyle mi gelir acaba? Bana bak. Dünle ilgili hiç kimseye hiçbir şey söylemeyeceksin. Duydun mu beni? Orasını ben hiç bilemem, anladın mı? İnsanlık hali boş bulunup neler neler kaçırıyor insan ağzından, değil mi? Bak sen ya. Aklınca sen şimdi bununla mı tehdit ediyorsun beni, ha? Aynen öyle yapıyorum cici kardeşim. Akıllı ol, yoksa o aklını alırım senin. Duydun mu? Anne, ablam gelseydi onu anlatsaydık durumu önce. Annesini merak eden kalkar gelirdi kızım. Bu saat oldu, yok ortada. Bizi attı buraya. Kendisi keyif yapıyor. Anne, peki biz nereye gideceğiz? Kızım artık nereyeyse nereye yani, bir yer bulacağız. Selda, o kadının bana yaptıklarından sonra beni burada bağlasanız ben durmam. Ne? Durmam. Bu yaştan sonra ben itilip kakılacak kadın mıyım ya? Neler yaptı bana? Gücüme gitti. Bak böyle köpek yavrusu gibi. Çok üzüldüm. Bir yer bulur gideriz biz, merak etme. Hadi kapat şu bavulları. Hadi çocuğum. Ay Allah'ım. Ne oluyor burada? Bir annesi olduğunu hatırladı sonunda. Selda, eşyalar niçin çıktı? Biz gidiyoruz kızım bu evde. Gidiyorsunuz. Sabahtan beri sırayla beni delirtmek istiyorsunuz herhalde. Selda, bu saçmalık ne Allah aşkına? Selda'ya değil. Soruyu bana soracaksın. Tamam, sana soruyorum anneciğim. Niye gidiyorsunuz ha? Niye gidiyoruz, öyle mi? Evet. Sen yemeklerde gezerken... Kaynanan olacak o kara... kancık... vurdu bana. Vurdu ne demek ya? Ne demek vurdu? Abla ben 2 dakika gittim. Gerçekten 2 dakika çıktım. Annemin ilaçlarını alacağım diye senin odana gittim. Bir geldim, hepsi burada. O kadın annemi tokat atmış. Ne? Tokat atmış annemi. Şimdi değil. Cevali Hanım ilacını içmeden yemeli dediniz diye. Sana şimdi istemiyoruz dedik. Ay.
E kesilmiş bu süt kızım. Süttaç olmaz bundan. Evet. Sen bana bir limon getir bakayım. Lor yapalım bunu. Evet. Biraz da tuz. Kalkmışlar mı daha? Yok büyük hanım, kalkmışlar. Kalkmışlar da. Daha ne? Valizler ortada, eşyalarını topluyorlardı. Sevgi Hanım da oradaydı. Kapıyı açtım gibi gönderdi beni. Hayatım, uyandığımda yoktun. Erkenden nereye kayboldun bakayım? Annemlere bakmaya gitmiştim. İyi ki de gitmişim zaten. Sevgilim, bir şey mi oldu? Cevali Hanım yine rahatsızlandı mı yoksa? Sevgilim, bir şey desene. Annen iyi mi? Değil Fikret. Hiç iyi değil ama bu sefer hastalıktan değil. Ne oldu, neden? Annen anneme tokat atmış. Yok artık. Annem hayatta yapmaz böyle bir şey. Yapmış. Üstelik biz evde yokken dün gece. Hayatım, yanlış anlama da Cevali Hanım yine bir huysuzluk falan yapıyor olabilir mi? Fikret bak, annem çok zor bir kadın olabilir ama böyle bir şeyle ilgili asla yalan söylemez. Annen gerçekten vurmuş onu. Yani güya sakinleştirmek içinmiş ya, öyle söylemiş ama olacak iş değil ya. Yani o yaştaki bir kadını vurmak, bilmiyorum yani, benim çok sinirlerim bozuldu. Daha ilk günden niye böyle bir şey oluyor, ben anlamıyorum ki. Yani biz o kadar çocuklara söylüyoruz, ben şelaleyi demediğimi bırakmadım. Yani tokat ne demek? O kadar gururu kırılmış ki kadının. Ya o saatten beri daha ağzına bir lokma yemek koymamış. Yani ilaçlarını içmemiş, ben burada asla durmam diyor. Başka da bir şey istedim demiyor yani. Hayatım tamam. Olacak bir şey değil yani. Gerçekten çok sinirlerim bozuldu. Tamam, sen merak etme, konuşup her şeyi hallederiz. Tamam. Bu hazmedilebilir bir şey değil Fikret, Allah aşkına yani. Ay, ne kadar zor bir durum bu. Ben eşyalarını toplamıştım ben gittiğimde. Zor durdurdum onu. Ama ya daha vazgeçmiş de değil bu arada. Yani asla durmak istemiyor yani. Sevgilim, sen sakin olup bana bir güvenebilir misin? Ben her şeyi çözeceğim. Fikret, bunu çözecek kişi sen değilsin. Eğer annen annemden özür dilemezse onu hiçbir güç burada tutmaz. Yani hiç kimse, ben bile tutamam onu. Sabah şerifleriniz hayır olsun anneciğim. Günaydın anneciğim. Günaydın. Günaydın. Yeni evliler daha teşrif etmemiş bakıyorum. Eli kulağındadır, gelirler birazdan. Maşallah yani. Evlilik daha ilk gününden abimi değiştirmeye başlamış. Ay, sofrayı daha önce hiç bekletmezdi abla, biliyorsun. Anne! Anne! Anne, sen ne yaptığını sanıyorsun? Hı? Senin derdin ne? Hayırdır, az önce estin gürledin gitti. Ne oldu şimdi? Kocan rüzgarını arkana katıp da tırıs tırıs geri mi yolladı kızım seni? Sen kızını tanımıyorsun Cevali Hanım. Ben estim mi? Fırtına koparır. Anne, bu bavullar ne? Konuşacağız Şelale. Anne, nasıl vurursun o yaştaki bir kadına?
Hem de hasta yatarken. Ya kendini bu kadar mı kaybettin anne? Gerçi yok. Yok, sen kendini kaybedemezsin. Kaybetmezsin. Her şeyde ölçülü Nurcihan Hanım. Ama bu işin buraya geleceğini biliyordun değil mi anne? Bile bile yaptın değil mi? Anne konuşsana ya. Konuşsana, niye susuyorsun anne? Cevap versene bana. Neyine cevap vereceğim senin? Sevgili karının dolduruşuna gelmişsin. O benim yerime de cevaplamış. Yalan mı söylüyor anne? Sana iftira mı attı? Annesine tokat atmadın mı? Hı? Attım. Kadın kriz geçiriyordu. Bas bas bağırıyordu evin içinde. Yeri göğü inletiyordu. İnletmiyor muydu? Herkes koştu, bir şey yapmaya çalışıyor ama kimseyi dinlemiyor. Ben müdahale etmek zorunda kaldım. Kendine geldi kadın. Ama senin sevgili karın ve annesi anladığım kadarıyla bu olayda bile art niyet arıyor. Anne, kadına vurmuşsun, vurmuş. Ne yapacaktı Sevgi? Ha, ne yapacaktı? Bir de sana teşekkür mü edecekti annesine vurdun diye? Bunu mu bekliyorsun? Ben o kadından hiçbir şey beklemiyorum. Ama senden beklerdim. O kadının dolduruşuyla karşıma geçmiş, bana sesini yükseltiyorsun. İki günde bu hale geldik. Anne, biz bu hale geldiysek sebebi sensin. Benim yüzümden mi? Biz şu sofrayı ne zaman birbirimize zehrettik? Gelir gelmez evimizde ne düzen kaldı ne huzur. Ne oluyor? Olmayacak duaya amin deme. O aileyi bir an önce bu evden gönder. Şu rezalete bir son ver. Bu kadar. Anne, biz bunları geçmedik mi ya? Ben sana demedim mi ya onlar gelecekler ya ben giderim diye. Sen de bunu kabul etmedin. Ben bunları kabul etmedim. Ben sadece senin hatırına sustum. Ama olmuyor işte. Çünkü bu ailenin, bu evin yıllardır bir örfü, adeti, düzeni var. Ve ben bu düzeni ne o aileye ne de bir başkasına asla yıktırmam. Yeni düzen bu anne. Ya bu düzene alışırsın ya da bu günlerimizi mumla ararsın. Abi. Ayıp oluyor ama. Sen anneme ne demek istiyorsun? Kes sesini, karışma sen. Ne demek karışma ya? He? Sen buraya geleceksin. Kafana göre terör estireceksin. Anneme demediğin lafı bırakmayacaksın. Biz susacak mıyız ya? Susacaksın. Kafayı çeneni oturacaksın. Var mı itirazın? Hı? Baba, biraz sakinleşsen mi artık? Tamam oğlum. Tamam, sakinleşelim biraz. Sakinleşelim. Taylan, sen git Cevali Hanımları buraya çağır gelsinler. Ben niye çağırıyorum ya? Gitsin Gülistanlar çağırsın. Taylan, git çağır gel dedim. Hadi oğlum. Biz önce aramızdaki meseleyi halletseydik abi. Ne diye çağırtıyorsun onları şimdi? Annem onlardan özür dileyecek. Ne? Sen kafayı mı yedin abi? Ha? Anne, ne diyor bu ya? Ha? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu abi? Annemden bunu nasıl istersin? Sen görmedin o kadının dün geceki halini. Evi inletiyordu beddualarıyla. Evimiz böyle şeylere alışık değil. Bu evin bir huzuru, bir düzeni var. Ve o huzuru ve düzeni bozanlara laf edeceğine, buraya geliyorsun, annene, kardeşlerine dünya kadar laf ediyorsun. Vay 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 vay, Ferhan Bey'e bak sen. Ne de çok düşünürmüş annesini, ailesini, meğer ben bilmezmişim. Peki sen o aşık olduğun kadının peşinden Fransalara giderken niye bu kadar düşünmedin aileni? Niye düşünmedin? Babam senin yüzünden öldü, senin kahrından. O zaman aklın neredeydi? Neredeydi? Ha? Umrunda mıydı? Değildi. Değildi.
Umurunda değildi. İşte senin paramparça ettiğin bu aileyi bir arada tutmak için buradayım ben. Sadece sen değil, biz de buradaydık abi. Buradaydın da ne yaptın Pervin? Hı? Ne faydan oldu aileye, şirketimize? Hı? Yahu sen kendi ailenle bile huzuru sağlayamazken sen mi bir arada tuttun bu aileyi? Hı? Anne? Babam öldükten sonra benim fikrimi bile sormadan sen beni bu aileye kurban seçmekten başka ne yaptın? Ne yaptın anne? Hayatıma karışmaktan başka, benim yaşamam gerekenleri yaşamama engel olmaktan başka ne yaptın sen? Ne yaptınız ya? Hanginiz ne yaptınız? Ben söyleyeyim mi? Ne yaptınız? Ama şunu unutmayın, o ağzınızdan düşürmediğiniz düzen varsa benim sayemde var. Bu aile bugün bile bir aradaysa benim sayemde. Ben hayatımı size adadım. Sizin isteklerinizi, mutluluğunuzu kendimden bile önde tuttum. Ben kendimi feda ettim size. Rahatınız, huzurunuz için. Ama artık yeter. Sizin için yaşadığım yeter. Şimdi sıra sizde. Ya ömrünüzde ilk kez benim için bir fedakarlık yaparsınız ya da hayatınıza bensiz devam edersiniz. Anne, Cevali Hanım'dan özür dileyeceksin. Ya ondan özür dilersin ya da alabeyler dağılır. Karar senin. Kadın annemden özür dilemezse o zaman ne yapacağız? Lafımızı yemeyeceğiz herhalde. Çekip gideceğiz. Dileyecek. Dilemek zorunda. Bir şey mi var? Babam sizi bekliyormuş. Salondalar. Gelin hayatım. Cevali Hanım. Aşkım. Annemin size söylemek istediği bir şey var. Evet anne, seni dinliyoruz. Cevali Hanım, nasılsınız? Daha iyisiniz inşallah. Zira dün akşam hiç iyi değildiniz. Kendinizde değildiniz. Değil mi? Her ne hatırlıyorsunuz bilmiyorum. Yani sanırım hatırladıklarınızda yanlış hatırlıyorsunuz diye düşünüyorum. Çünkü ben sadece sizi kendinize getirmek için çabalamıştım. Aksini düşünmeniz mümkün değil. Düşünmek mümkün değil.
aksini. Evet. Her ne olduysa oldu, Cebali Hanım, ben sizin kalbinizi kırmışım. O yüzden... sizden özür dilerim, Cebali Hanım. Bir özür olanı değiştirmez. Ama pişmanlık bir daha olmasına mani olur demişler. Siz de fazlasıyla pişman göründüğünüze göre bir defalık özrünüzü kabul ediyorum Nurcihan Hanım. Çok güzel. Evet, bu iş hallolduysa... Bir dakika. Benim bir isteğim daha olacak. Anne. Buyurun Cevahir Hanım. Nedir isteğiniz? Madem barıştık, değil mi? Bu akşam kızıma şöyle anlı şanlı bir kına isterim. Hem aramızdaki buzlar iyice bir erisin... hem de bozulan morallerimiz yerine gelsin. Yok artık, daha neler. Öyle bir vaktimiz mi var Cevahir Hanım? Hem ne kınası bu yaştaki kadına? Ne varmış benim kızımın yaşında? Hem öyle ahım şahım bir şeye gerek yok böyle aile arasında. Biz bize bir şey olsun yeter. İçimde ukde kaldı. İlkinde hastaydım. Kızıma kına yakamadım. Ama bu sefer dünya gözüyle kızımın kınasını görmek istiyorum. Hayatım, sen de ister misin? Bilmem ki, yani aslında Pervin'cim haklı galiba. Bu yaştan sonra kına falan olur mu sence? Neden olmasın? Hem ne varmış yaşımızda? Peki madem. Hem biraz eğlenmek hepimize iyi gelecektir. Değil mi anneciğim? Tabii tabii. Cevahir Hanım haklı. Kızının kınasını yakalım. O zaman hazırlıklara başlarız. Şimdi isterseniz kahvaltıya geçelim. Buyurun sofraya geçelim. Hayatım. Anneciğim, yavaş ye. Kızım şunu ver. Pişi. Selda, yeter. Alamadım bunu. Ceviz de ver. Lan ceviz. Çiğnemeden yutma anneciğim, olur mu? Ay! Anne! Efendim, Sümer adamlar geldiler. Buyursunlar. Buyursunlar.
Günaydınlar. Herkese afiyetler olsun. Nurcan Hanım teyzeciğim. Hoş geldin kızım. Günaydın. Günaydın güzel kızım. Ya bu sabah seni şu en sevdiğin ekmeklerden pişirdik de. Hani şu ekşi maya olup hiç bayatlamayanlardan. Hemen kahvaltıya yetiştirivereyim dedim. Bir de tabii düğün var malum. Düğün pastası için tadım getirdim size. Umarım beğenirsiniz. Sen yaparsın da beğenmez miyiz güzel kızım? Maşallah ya fırıncıya bak. Eve giriyor, giriyor, çıkıyor. Hayret bir şey yani. Sümer benim arkadaşım Cevale Hanım. Harika bir bakerisi var. Fırıncı demek haksızlık olur. Bunlar da kızları Mihre ve Simten. Hem yabancı hiç değiller, aileden sayılırlar. Evet, çok yakında da inşallah ailemizin bir parçası olacaklar. Zira Mihre ile Anıl sözlü sayılır. Yabancıları evimize almak pek adetimizden değildir. Cevale Hanımcığım, sanırım doymadınız. Biraz da bu ekmekten tadın lütfen. Peki. Şöyle. Ah, bu arada ben sizi tebrik edemedim. Aa, çok mersi, çok teşekkür ederim. Umarım mutluluğunuz daim olur. Amin. Ya tabii ben aslında sizi gıyaben tanıyorum. Ha, programlardan değil mi? Televizyondan. Yani o da var tabii ama aslında magazinden. Annem Cevale. Memnun oldum kızım. Kız kardeşim Selda. Ve kızım Şelale. Çok memnun oldum. Madem sülaledensin, ben yeni duyuyorum bunu. O zaman bilmen lazım. Bu akşam kınamız var. Evet, adettendir. Bekleriz kızım. Tabii, tabii. Mutlulukla gelirim. İşte kime niyet, kime kısmet Sümer kızım. Ama vardır Allah'ımın bir bildiği. Nurcan Hanım, pardon ben anlayamadım kime niyet, kime kısmet derken. Ne demek istediniz? Anıl'la Mihre'nin nişanını yapacakken, yani 15 gün önce onu konuşurken birden o geldi aklıma da yok bir şey. Anladım. Şu ekmekten kopar bakayım bir tadına ekmeği. Sümer'cim otursanız ayakta kaldınız. Ay yok canım ya hiç rahatsız olmayın. Biz zaten kahvaltımızı edip gelmiştik. Biz de bitirmiştik zaten. Eğer vaktin varsa güzel kızım bir kahve içelim mi seninle? Tabii Nurcan Hanım teyze. Çok memnun olurum. Yalnız ben bitirmedim daha Nurcan Hanım. Bitsin katılacağım ben de kahveye. Anneciğim artık bitmiştir belki. Yeteri kadar yemedin mi ya? Nasılsın? Ya kötü değil ama ben daha yapsam daha... Kadının tabağında şayet artık bir yiyecek kalırsa ayırın hayvanlara verin. Ne haber? Merhaba. Bir şey soracağım. Tüm bütün gece aradım açmadın telefonlarımı. Şimdi değilim. Şimdi? Tüm gece nereye kayboldun? Ne oldu ya? Kim nereye kaybolmuş? Şelale ile Taylan'ı dün gece çıkarken göremedim de onu soruyordum yani. Öyle mi? Siz... Beraber miydiniz? Ben Şelale'yi bırakacağını sanıyordum oğlum. Ben sonra arkadaşlarıma tanışması için ısrar ettim. Şelale de sağ olsun kırmadı beni. Öyle mi? Çok sevindim ya. Evet öyle öyle ama bir bay bay bile demeden çıktılar. Yani anlamadım tam olarak nedenini. Evet haklısın kusura bakma. Ortam pek benlik değildi de. Ya bizim ortamdan biraz sıkılmış. Baktım yukarıda taksi arıyor. O saatte tek başına dönmesin diye eşlik edeyim dedim. O sırada da işte Simten'lere haber vermeyi unutmuşum. Bak anlaşacaklar mı diyorduk. Taylan eğlencesinin bile önüne koymuş Helali'yi. Hiç Taylanlık bir hareket değil. Ama aferin çok mutlu ettin beni. Beni de. Teşekkürler Taylan'cığım. Tabii canım. Ne demek? Her zaman. Bundan sonra Şelale deyince akan sular duracak bu evde. Anladım ben onu. Aferin. Hatta ne diyorum biliyor musunuz? Acaba diyorum bizim kızlarla beraber bugün Şelale'ye biraz etrafı mı gezdirsek? Daha çabuk adapte olsun istiyorum bizim buralara ki dünkü gibi canı sıkılmasın diye yani. Tabii sizin için de bir sakıncası yoksa Sevgi Hanım. Ne sakıncası olacak? Değil mi? Tabii.
Hiçbir sakıncası yok hiç. Ama Şelale akşam için bana yardım edecek, o yüzden gelmese daha iyi olur derim. Gerçekten çok teşekkürler Taylancığım, çok düşüncelisin. Sevgilim, Şelale ne yapacak? Yani Selim organizasyon şirketiyle her şeyi halleder. Bırak gençler gezsin, eğlensin, kaynaşsın. Aynen ya. Bırakın da biz bir kaynaşalım. Kaynaşın tabii. Ne güzel, kaynaşın. Gördüğün gibi Sümer, kutlamamız bitmiyor. Bugün kına, yarın düğün. Annem sağ olsun hiçbir arzularını kırmıyor. Ne yapsın canım? Sonuçta annesi olarak oğlunun mutluluğu için elinden ne geliyorsa yapacak tabii ki. Ben bir içeri bakayım. O kadının yerine benim olmam gerekiyordu diye düşünüyorsun değil mi kızım? Ben bunca sene boşuna mı sabrettim diyorsun? Yok Nurcan'ım teyze, ben sadece... Yok yok, utanma kızım, haklısın. Yerden göğe kadar haklısın hem de. Fikret'imin yanında o kadının yerine senin olman gerekiyordu. Bu benim için böyle, eskiden de böyleydi. Şimdi de böyle. Ama sonuçta oğlunuz tercihini yaptı artık. Evet. Ama şimdilik. Yani bu erkekleri bilirsin sen de. İki güzel söze, iki boyalı yüze kalıverirler. Bütün dünya onların oldu sanırlar. Koşarlar, koşarlar, koşarlar. Sonra yoruluverirler. Birdenbire dururlar. Bu saatten sonra dursa ne olacak ki? Yani bizim için artık o kadar geç ki. Öyle deme kızım. Çünkü ben hiçbir şey için geç olmayacağını öğrenecek kadar yaş aldım. Bunu sen de öğreneceksin. Fikret de öğrenecek. Az önce söylediklerin doğruydu. Oğlumun mutluluğu için ne gerekirse yaparım. Ha diyeceksin ki şimdi sen bana. Eskiden niye yapmadın Nurcihan Hanım teyze? Haklısın. Ama sen de biliyorsun ki Fikret benim için çok kıymetli. Yani ona ayrı bir düşkünlüğüm var. Zaafıma yenildim diyeyim sana. Ama sana söz veriyorum. Fikret'in zaafına yenilmesine müsaade etmeyeceğim. Ona gerçek mutluluğun kimde olduğunu göstereceğim. Söz. Siz öyle diyorsanız bana da inşallah demek düşer. İnşallah. Hadi inşallah. Hadi gel mutfağa geçelim. Ekmek yapmıştım sana. Ekmekten tattırayım. Aa, gel. Al kahve. Hayatım, merak etme. Ben işlerimi erkenden bitirip gelirim. Sen güzel güzel hazırlan, tadını çıkar, tamam? Hı hı. Bu arada annemle bizim yanımızda durduğun için çok teşekkür ederim. Senin için kolay olmamıştır, çok farkındayım ama yani ben de annenle böyle bir tatsız duruma düşmek inan ki hiç istemezdim. Biz bu yola her şeyi göze alıp çıkmadık mı sevgilim? Hmm. Sence de tavırları biraz tuhaf değil miydi dün geceden bahsederken? Ne gibi? Yani kız sıkılmış gitmişler işte. Bay bay diyemeyecek kadar sıkılmış. Böyle mi düşünüyorsun? Başka ne olacak Simten? Sen bence kafayı yemişsin Taylan. Ben boş yere kafayı yemem ablacığım, sen merak etme. Zaten sana sorup içini döken de kabahat. Bana bak, hareketlerine dikkat et, mesafeni koru.
Sabahki olayı unutmadım ben. Hani ben de bayılmıyorum herhalde onlarla gitmeye. Farkındaysan kocan yüzünden gitmek zorunda kaldım. Dilde pabuç gibi maşallah. Neyse bak fazla yüz göz olmayacaksın. Tamam. Oyalanmadan da geri dön. Emredersiniz anneciğim. Hadi dedim hadi. Hadi. Cici kardeş sizi yapamıyorsun bakıyorum. Siteye gezdirme programları falan. Sen çok tatlı biri oldun. Aha geliyor. Cici Bici kardeş. Siteye gezeceğiz dememiş miydiniz? Golfe mi gidiyoruz? Evet. Oynamayı bilmiyorum deme sakın. Aa, üf, Taylan ya. Dalga geçiyor. Gel sen. Bizim site yürüyerek gezmek için biraz büyük. Biz de o yüzden bunu kullanıyoruz. Evet. Bayağı yaratıcı. Hazır mıyız gençler? Yes. Gidiyor musunuz? Evet evet gideyim ben artık. Daha dükkanı açacağım. Zaten sizin de malum telaşınız var. Evet öyle oldu. Aslında planda yoktu ama annemi de kıramadık. Pervin'cim akşam kına için benim kanaldan kuaförümle makyözüm gelecek. Aldırabilir miyiz acaba? Bu gibi detay işlerle ben değil Nazik Bey ilgilenir bu evde. Ona söylersen bilgileri alıp şoförlere iletir sevgicim. Tamam öyle yaparım Pervin'cim. Görüşmek üzere o zaman. Görüşmek üzere. Görüyorsun Sümer. Abim yüzünden ne hallere düştük. Ya Nurcan Hanım teyzeyle birazcık sohbet ettik de. Yani bu olanlar hiç içine sinmemiş gibi duruyor. Az sabır deyip duruyor herhalde var aklında bir şeyler. Vallahi annemin ne düşündüğünü ben de bilemiyorum artık. Yani sabır sabır da taş olsa çatlar insan ayol bunlarla aynı evin içinde. Haklısın. Annesini kıramamışmış. Utanmasa 40 gün 40 gece kutlama yapacak. Kaç yaşında kadınım da demiyor hiç maşallah. Yani abim de biraz akıllı olsaydı... şu an mutlu mesut bir düğüne hazırlanıyor olurduk ama işte. Canımsın Sami. Neyse. Hadi gideyim ben artık. Nereye? Dükkana geçeceğim. Bırakayım ben seni. Ya aslında o kadar iyi olur ki. Hadi akşam görüşürüz. Görüşürüz Sümer'cim. Görüşürüz abla. Allah senin iyiliğini versin kız. Ay ay. Koptu boş bulundu da. Yap yap. Hadi bir daha yap. Bak inanamayacaksın şimdi sen. Gergin değil ki. Bak bak. Cevale Hanım. Ben size vurmadım. Asla. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Böyle bir şey mümkün olamaz. Tabiri caizse siz benim elimi o sırada nasıl olduysa buldunuz ve bana zorla çarptınız. Pes ya. Yine de bir alabey olarak. Aslı aynı. Çıkmıyor aslında. Çıkmıyor. Çıkmadı. Bir özür dilerim. E ya bu kadar olur. Gördün değil mi? Bu var ya bu. Böyle yere bakıyor yani. Boş boş bakıyor gibi yapıyor. Bu her şeyi görüyor bu. Gel kız buraya. Gel buraya gel. Kime benzemiş bu? Yalnız bu? Anne. Sen de az değilsin ha. Niye? Kadına özür diletti. Bir de yetmedi araya kınayı sıkıştırdı. Sen var ya. Kızınızın kınasını yakam. öyle olacaksın kızım. İşi baştan sağlam tutacaksın. Yoksa kolay lokma sanır seni hop diye yutarlar. Buna izin vermeyeceksin. Anladın mı beni? Bana bak. Yalnız o kocam var ya. Çok gözüme girdi. Vallahi bak başta anacı bu dedim.
Ama senin arkanda öyle bir durdu ki kaya gibi anasına karşı. Helal olsun benim damadım. Ay aşkım benim ya. Ama yine de o kadar sevinmeyin. Bu kadın çok fena, öyle bunun altında kalacak bir kadın değil. Abla dikkat et bak. Elinden geleni ardına koymasın o. Kendi kaybeder. Fikret benim yanımda olduğu müddetçe kaybeden kendi olur. O kadar. Hiç. İşte sineması, spor salonu, her şey var. Burada biz dışarıya bağımlı değiliz yani pek. Pandemide falan bayağı rahat olmuştur herhalde burada yaşamak. Aynen. Tam karantina bölgesi gibiydik biz burada. Güzeldir burası ya. Seviyoruz biz burayı. Yani Anıl'la birlikte. Neredeyse hiç inmiyoruz şehre. Hem burada her şey elinin altında. En iyisi de böyle gereksiz saçma sapan insanlar falan yok. Yoktu yani ama değişti biraz. İlginçmiş. Kim bilir neler neler yaşanıyordur da burada dışarı çıkmıyordur. Biraz duralım istersen. Fotoğraf filan çek. Ne bileyim böyle mahalleden arkadaşlarına falan atmak istersin belki. Ha? Çık. Öyle pek bir arkadaşım yok benim. Gerçek dünyada bir tek kendine güvenebileceğini erken yaşlarda öğrenenlerdenim. Vay be, filozof kardeş konuştu. Laflara bak sen ya. Ama ben böyle bir küçük kuyruk acısı hissettim biliyor musun? Kıyamam ben sana ya. Çok müzdüler seni bu yaşında. Ha? Ama merak etme. Merak etme çünkü artık bir abim var ve her türlü kazadan beladan koruyacak seni. Ne kadar mutluyum anlatamam biliyor musun? Ben biraz darlandım sanki ya. Böyle bir gitsek, böyle bir kahve mi içsek, kendimize mi gelsek, ayılsak falan şöyle. İstedim sevgili. Yüz altı. Kaç altı? 106. 106 mı? Evet. Yo yanlış ölçtü. Ben bilmez miyim benim ya? Mümkün değil kızım o yani yok. Bir daha ölçtü. Bir daha. Kimsem. Yanlış tabii, ölçüyor. Evet yanlış. Aa. Yanlış. Elini çabuk tut hadi. Ay. Hanımefendi 106. Hı. Doğru. Ödem yapmıştır o. Bak bu çok güzel olacak anne. İpekli mi? Bırak Allah aşkına ya. Bu renk çok güzel falan diye. Dizlerim koptu ya. Şurada öleceğim ya ayakta durmaktan. Dur kızım. Dur. Hadi kızım sen de bitiremedin şu işini hala ya. Az kaldı. Bitmek üzere. Beni de bitirdi. Ben şurada düşüp ölü vereceğim, kefen dikeceksin. Anne. Doğrucak, anne falan deme. Bakın bitti bile. 2 dakika sürmedi. Boşu boşuna söylendiniz bu kadar. Sen işini doğru yapsaydın beni söylendirmezdin. Anne lütfen ya. Ne lütfeni? Yalan mı söylüyorum şurada? Aa vallahi yalan söylemiyorum ya. Bu akşama yetiştiremez bunu. Hanımefendi. Prenses yaka elbise dikmeyeceğiz. Düz tunik işte, niye yetişmesin? Ayrıca yetiştiremeyecek olsam gelmezdim zaten. Gelmeseydin keşke. Düz tunik elbiseyi benim mahalle terzim Melahat da dikiyor. Sana gerek yoktu kızım. Bana bak, doğru dürüst bir şey dik getir bana. Bir çuval gibi bir şey getirme, vallahi giymem. O zaman mahallenizdeki terziyi çağırsaydınız da istediğiniz neyse onu dikseydi. Hadsiz, keşke. Ay, bu ne be? Şahika Hanım. Bırak Şahika Hanım'ı Mahika Hanım. Madem burnumdan getirecektin niye kınamına yapıyorsun o zaman? Bir günümü de zehir etme ya. Kızım ben ne dedim şimdi Allah aşkına ya? Yok bilmiyorum sen her zamanki gibi konuştun anlamadım niye yapıldı. Şekerim düştü git bir şey getir bana. Lokum? İşte ne getirsin? Çikolata? Ay konuşma fazla. Üf, anne ne var gitsem ya? Tayland'a gidiyor ben de gideyim işte. Saçmalama otur oturduğun yerde. Ev mi batıyor sana anlamıyorum ki. Sıkılıyorum ben evde. Onlar senin akranın mı İdil? Ne konuşacaksın sen onlarla oturup? Hayır senin yanlarında istemediklerini bilmiyor musun? İlla yüzüne yüzüne vursunlar mı istiyorsun ne? Anne beni niye istemesinler yanında? Benim ne zararım var onlara ya? Tamam kes. Sen çok şımarmaya başladın ha. O kızla muhatap olmanı yasaklıyorum o kadar. Çok canın sıkılıyorsa şu odanı topla hemen.
Sen arabada bekle beni. Şahika Hanım. Annemin kusuruna bakmayın lütfen. Yaşı da var, anlamışsınızdır zaten. Merak etmeyin. Siz kumaşı seçtiniz. Hı hı. Ölçüler de bende. Hiçbir işi yarım bırakmadım, bunu da bırakmam. Ama en fazla bu kadar. Tamam. Pervin'cim, kusura bakma ama lütfen beni Nurcan Hanım'ın işleri dışında çağırmayın bu eve. Şimdi aynısını ona da söyleyeceğim. Ben hayatımda böyle saygısızlık görmedim. Yani bravo, melek gibi kadın ne hale gelmiş. Sevgi bak bu iş böyle olmaz. Ya anneni bir şekilde sakinleştir ya da... Ya da ne? Ya da beni evden mi kovarsın Pervin'cim? Hı? Ailemin mutluluğu için ne gerekiyorsa onu yaparım. Gözümü bile kırpmam. Hı. Sonra uyarmadın deme bana. O zaman ben de seni uyarayım. Annemin isminin geçtiği en ufak bir tehdit cümlesi bir daha kurma. Çünkü pişman olursun. Hı? Çok yanlış yapıyorsun, çok. Gittiğin yol değil Sevgi. Kendi başına yakacaksın. Ben de oturup keyifle izleyeceğim. Çok beklersin Pervin'cim. Sen anca ne yaparsın biliyor musun? Oturup benim mutluluğumu izlersin. Sen kimsin ya? Benim dengim bile değilsin. Neyine güveniyorsun da benimle bu cüretle konuşuyorsun? Kocana mı güveniyorsun? Hı hı. Kocama güveniyorum. Senin aksine benim arkamda kapı gibi kocam var. Benim yetemediğim yerde o size benim kim olduğumu hatırlatır. Görüşürüz. Beğendin mi siteyi Şelale? Güzel. Gerçekten siz nerede oturuyordunuz Şelale? Dragos'taydık. Aa, mahalle kafası. Aynen öyle. Taylan, Ceci kardeşin bizden sıkıldı galiba. Yine ortadan kaybolmasın. Yok, kaybolmaz. Bensiz bir yere gitmez değil mi Cici? Abicim, tuvalete gideceğim. Benimle gelmek ister misin? Ama beni oraya almazlar ki. Tüh. Sence neyi var? Bilmem. Kendisine sorsana. Peki ben sana bir şey sorabiliyor muyum? Tabii. Dün gece neredeydin? Ne demek neredeydin? Anlattı ya kız işte. Kötü oldu eve getirdim. Ya. Sence ben seni yeterince tanımıyor muyum? Yani sen bir kızı bir gecede o kadar kıymete bindirip taksiye bile bindiremiyorsun, öyle mi? Sen benden bir şey saklıyorsun. Simten ne saklayacağım ya ben senden? Babamla gerginiz zaten. Ne deseydim kıza, o saatte sen tek başına dön eve git falan mı deseydim? Ne yapsaydım? Mecbur eve getirdim işte. Telefonlarımı niye açmadın o zaman? Simten. Her şey normalmiş gibi konuşmasam mı artık? Hani bizim evde normal olmayan olaylar yaşanıyor ya şu sıralar. Hani babam bize sormadan pat diye evlendi. Karısını ve onun cins ailesini bizim evimize falan getirdi. Anlıyor musun beni? Kolay bir geçiş dönemi olmuyor yani benim için. Tabii bu hayatta kendinden başka hiçbir şeyi düşünmeyen birisi için bir şeyler ifade ediyor mu bilmiyorum ama. Hayatım. Çok basit bir soru sormuştum sadece. Dedim ki, telefonlarımı niye açmadın? Bu kadar. Başka hiçbir şey istemiyorum. Canım istemedi ya. Canım istemedi, açmadım telefonunu. Var mı? Gece gerçekten. Tam da biz öpüştükten sonra. Biz değil Mihra. Sen beni öptükten sonra.
Gördü değil mi bizi? Sen ondan kaçtın. Hayır Mihrecim. Senden kaçtım. Sen daha fazla saçmalayıp bizi rezil etme diye kaçtım, tamam? Bana böyle davranma Taylan. Yapma. Hah. Yakışıklı kuzen de geldi. Neredesin be oğlum? Kız seni sorup duruyor. Hayırdır? Hayır, hayır. Siz aşıkları baş başa bırakıp tuvalete kaçıyorum ben, hadi. Nesi var bunun? Bilmem. Ya ukala Taylan işte, boş ver. Sakin ol Şelaleciğim. Onun gazına gelmeyeceksin. Sakinliğini koruyacaksın. Ve buradan defolup gideceksin. Şelaleciğim, acaba sen annenin masal evliliğine kendini çok kaptırdın da bizi de kötü kalpli ablalar falan mı yaptın kafanda? Anlamadım. Ne bu afra tafra diyorum. Bak, senin arkadaş olmaya çalışıyoruz ama seni hiç takdir etmiyor gibisin. Belki bir arkadaşa ihtiyacım yoktur. Bence var. Bence senin benimle arkadaş olmaya çok ihtiyacın var. Niye biliyor musun? Çünkü bu evde, yani bu masalda prensle ben birlikteyim. Kük kedisi değil. Yani senin anlayacağın bu evde mutlu olman tamamen bana bağlı maalesef. Öyle mi? Öyle. Yani şu an tam anlayamıyor olabilirsin. Çünkü malum yaşın küçük, büyük resim göremiyor olabilirsin falan. Ama Taylan bu hayatta benden daha çok hiç kimseye kıymet vermez. Bana bir şey olursa gözü hiç kimseyi görmez. Seni de görmez. Yok. Ben ilk günden Taylan'ın sana verdiği kıymeti çok iyi anladım. Sen hiç merak etme, olur mu? Şelaleciğim, bence sen bir şeyleri yanlış anlamaya çok müsaitsin. Annenin yaptığı evlilik sayesinde bir günde zengin olmak senin ayarlarını bayağı bir bozmuş. Ama burada eğer birilerine üstten bakacak biri varsa o kişi sen değilsin. Hele senin bulunduğun durumda bayağı bir komik duruyor, biliyor musun? Hani onun için güzel güzel geçinelim. Ne dersin? Bırak bu benim kimseye tahammülüm yok tavırlarını falan. Ha? Şelaleciğim, cici kardeşim. Kahküllerin falan da çok güzel. Gel bakayım sen buraya. Gel, gel, gel. Ne oluyor be? Sen ne yaptın içeride 40 saat, ha? Simten'e bir şey söylemedin değil mi? Ay, dayanamadım haline söyledim ya. Kız çok üzgün, içeride hüngür hüngür ağlıyor. Git bir bak istersen. Ne? Ne oldu? 3,5 attın değil mi cici kardeş? Bana bak, sen fazla olmaya başladın ha. Bundan sonra düzgün duracaksın. Duydun mu beni? Öyle imalı imalı laflar etmeyi de keseceksin. Vay be. 3 saniye önce 3,5 atan Yiğit'e bak sen. İndir o eli. Asıl sen düzgün duracaksın, anladın mı beni? Kaderim benim elimde çünkü. Ayrıca gidiyorum ben. Sizin yanınızda daha fazla durmayı midem kaldırmayacak çünkü. Güzel. İsabet olur. Neredeydin? Şelale gitti. Onu geçirdim. Aa, niye? Ne bileyim ben. Annesi merak edermiş. Boş ver ya. Somurtup duruyordu zaten burada. Yani iyi de kızı bulabilecek mi evi? Kocaman kız ya. Bulur herhalde yani. Aa, hani sensiz bir yere gidemiyordun? Efendim anne. Şelale, neredesin? Şimdi eve geldim. Hah, tamam. Odadayım. Hadi gel yanıma. Bekliyorum. Buradayım.
Erken dönmüşsünüz. Ben tek geldim, onlar kaldı. Neden? Bir şey mi oldu? Hayır anne, sen demedin mi erken gel diye. Ben de hazırlanmana yardım edeyim diye geldim işte. Hazırlanmama değil, hazırlanmamıza. Bana mı? Hı hı. Terzi getirmiş. Dedim bu benim kızıma çok yakışır. Hemen aldım. Bakar mısın? Prenses gibi. Ana çok güzel, çok beğendim. Teşekkür ederim. Ama biraz abartı değil mi sanki? Hayat, annenin en mutlu anlarında en güzel haline olmayacaksın da ne zaman olacaksın? Ha? Bugün kanaldan benim eski kuaförüm ve eski makyözüm gelecek. Şöyle bir güzelleşiriz. Herkes görsün mağdur Mustafa'nın mağrur kızını ve torununu, değil mi? Hı? Anne bu da çok güzelmiş. Bunu mu giyeceksin sen de? Yani bilmiyorum, düşünüyorum ama emin değilim. Ne diyorsun? Çok güzel gözükürsün içinde. Hayatım, annen her türlü ve her haliyle güzel yani. Aşk olsun. ne konuştunuz bakayım? Kimle? Taylan'la mı? Hı hı. Hiç. Hiçbir şey. Şelale bak, bana yalan söyleme lütfen, tamam mı? Hani bana güvenecektin? Hayatım, bunun sana güvenip güvenmemekle hiçbir alakası olmadığını ne zaman anlayacaksın acaba? Ben sadece seni korumaya çalışıyorum. Ben kendimi korurum, sen merak etme. Gördük senin kendini nasıl koruduğunu. Yani neyse. Bir tanem bak, ben Taylan'ın gözündeki öfkeyi gördüm. O yaşta bir delikanlıya o öfkenin neler yaptırabileceğini çok iyi biliyorum. Bu yüzden isyan modundan çık ve benim sözümü dinle. Ben senin annenim. Ben senin iyiliğin için konuşuyorum. Eğer o çocukla arana mesafe koy, dikkat et diyorsan bunu yap. Var bir bildiğim işte, ben de boşa bir şey söylemiyorum yani. Ha? Tamam anneciğim. Aferin minicik buldurucunum. Maşallah. Buna mı gidiyorsun şimdi? Anne kesin deli misin? Baksana çok güzel bir elbise. Ben de beğendim. Zarif. Ben muhteşem bir ilişkinin mutluluğunu hak ediyorum. Evrenden muhteşem bir ilişki istiyorum. 777. Allah'ımdan istiyorum. Amin. İstemiyorum da, zaten hak ediyorum. Aldım onu, kabul ettim. Çok mutluyum. Ben çok güzelim. Tam sen de güzelsin. Çok değerliyim ve sevinmeye değerim. Kalbim kuş kadar ferah olsun. Kuş kadar hafif olsun. Zelda! Anne! Kız, benim kıyafet gelmedi daha. Ay dikemedi o kadın. Kesin yani. Git bir sor bakayım kızım şunlara neredeymiş. Tamam, bakıyorum anne. Zelda! Selda Hanım. Wow. Bir an tanıyamadım sizi. Abartmış mıyım? Aa, yok, hayır hayır hayır. Aksine. Sade ve çok şık olmuşsunuz. Kına var ya, o bir şeyler yapayım dedim ama kına için yani. Garip. Sizinle böyle oturup doğru düz konuşma fırsatı bulamadık. Nasıl? Alışabildiniz mi Alabey konağına? Ya, şimdi çok tabii hızlı oldu ya her şey. Bir de burası bayağı farklı bir ev yani. Kalabalıksınız bayağı. Zamanla inşallah diyelim. İnşallah. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Buraya uyum sağlama konusunda hiç zorluk çekmeyeceksiniz.
Benim gördüğümü siz de görseydiniz eğer. Wow, çok şık, çok güzelsiniz. Atmosfere inanılmaz uyum sağlamışsınız. Teşekkür ederim, o sizin şıklığınız. Teşekkür ederim, sizin gibi bir hanımefendiden bunu duydum ya. Muhtemelen bütün gece ağzım kulaklarımla gezeceğim. Şapşal gibi. Pardon. Nergis. Sizden geldiğini biliyordum bu kokunun. Nergis kokusunu o kadar çok severim ki. Sizin sadeliğiniz de kesinlikle çok uyumlu. Ben bir şey soracaktım onunla. Ne oluyor Ferhan? Ne oluyor abla? Hayır, sevgi tarafından birini yanımıza çekmemiz iyi olur diye düşündüm. Böyle bir yakınlaşma çabaları. Ben çok iyi bilirim senin o yakınlaşma çabalarını. Ayağını denk al, sakın bir rezillik çıkarayım deme. Bir de seninle uğraşmayalım. Abla ne diyorsun ya? Çok iyi biliyorsun ne dediğimi. Açtırma ağzımı daha fazla. Tamam Ferhan. Bir kına gecemiz eksikti. İki ayağımız bir pabuca girdi yine. Abartmayın Nazik Bey. Çoğu şeyi şirket halletti zaten. Maksat bizim de elimizdeysin. Hem bir iş mi yaptık biz? Onca insan efendim. Onca insan. Kim karşılayacak? Hı? Kim herkesi memnun edecek? Hayır yani bu evde daha önce görülmüş şeyler değil ki bunlar. Ay ne güzel işte. Eve bir renk geldi, can geldi. Tabii tabii. Biz o rengi dün gece çok güzel gördük. Senin tabii tozun kuru. İşitmediğimiz hakaret kalmadı. Hem biz eğlenmeyeceğiz zaten. Onlar göbek atacak, biz hizmet edeceğiz Gülistan. Abi kardeş, içiniz çürümüş sizin valla. Ay, Sevgi Hanım ünlü birini çağırmış mıdır acaba? Koyun can derdinde, kasap et. Hadi sen şimdi onları bırak bakalım, odaları dolaş hemen. Büyük hanım yemeğini isteyene odasına servis edin dedi. Fikret Beyler geldiler mi? Geldiler çoktan. Kırkından sonra bu kadın uğruna işi gücü salmasa bari. Ay Allah korusun, Allah o eski günleri göstermesin vallahi. Ne oldu ki eskiden? Bak hala dedikodu peşinde. Hadi kızım sen işine baksana. Hayret bir şey gelecek. Bakery. 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 Alo canım. Ay ne kusuru hayatım. Zaten düğün dediğimize bakma. Öyle bir kutlama yapmak istedi gelin hanım. Abim de kırmamak için işte. Hı. Yoksa biliyorsun böyle mi organize ederdik? Tamam canım. Öptüm ben de. Of, başlayacağım kınasına da düğününe de. Güzel. Ay yeter, sabahtan beri diyum 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 beynime işledi, bırak. Fark etmedim burada oğlum, pardon. Hani şu zımbırtıya bağlamadan sessiz çalacaktın. Bak vallahi koparırım telleri, görürsün. Zaten ne biçim aletse sinekler can çekişiyor sanki, sese bak. Madem müzeye hevesin vardı, keman filan çalsaydın bari asil asil. Evmesin anne, o zaman da gıy gıy demez miydin? Sus, car car laf yetiştireceğine gel şu arkamı çek. Yavaş. Etimi sıkıştıracaksın. Nasıl oldu? Hevesli bir elbise mi bu sence? O ne demek ya? Yani gelin hanımın kınası çok önemli. Özendim bezendim gibi mi duruyor? Nasıl, fazla mı? Yok da...
Abiye sanki. Abiyeymiş, yesinler. Sanki modayı konu bana. Şu çuval gibi kıyafeti giyene fikir soruyorum ben de. Aç şunu bana. Benim şöyle gelinimizden tiksiniyorum diye bağıran bir şey giymem lazım. Matem havasında. Ağat yakmalı kıyafetim, ağat. Tamam, çık. Bana bak, o verdiğim elbisenin altına doğru düzgün bir ayakkabı giy. Benim asabımı bozma. Thank you.
Kızımız elini açmıyor. Yok mu bunun kayınvalidesi? Hadi anne bitsin şu rezillikte kurtulalım. Allah utandırmasın. Allah mutlu etsin inşallah. Ay inşallah bir de ağlatmaya çalışmazlar. Ağzı kulaklarında tabii. Sabaha kadar uğraşsan ağlamazsın. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Sevgi. Bakmasın. Kız, neredesin yine Sevgi? Kız, ağzım kurudu, bir su ver. Sevgi. Azıcık dışarı çıkayım mı? Çıkamazsın efendim. Yemeği yaptın mı? Makarna yaptım. Evi süpürdün mü? Süpürürüm. Azıcık düğüne gideyim. Ne varmış düğünde? Ha? Annenden daha mı önemli düğün? Hem çocuk kısmının düğünde işi ne? Bütün arkadaşlarım orada. Serpil bile orada. Kızım, sen onlara mı özeniyorsun? Sen onlarla bir misin? Sen bana bakıyorsun. Kardeşine bakıyorsun. Onlar gibi boş işlerle uğraşma. Bak, bak Allah günah yazar. Ama çok merak ediyorum. İyi kızlar annelerinin sözünden çıkmazlar. Öyle çalgıydı, çengiydi. Öyle şeylerin peşinde falan koşturmazlar. İyi bir kızsın sen değil mi? İyiyim. Hah, onlar değil ama. Hepsi anası babası gibi kötü. Bak, ben hastayım diye babana mağdur diyorlar. Şimdi sen insen, seninle de alay edecekler. Mağdur Mustafa'nın kızı gelmiş diyecekler. Sen benimle alay mı edilsin istiyorsun? İstemiyorum. Bak, sana söz, büyüyüp kocaman olduğunda kınanda türkü söyleyecek. Öyle bir kına gecesi olacak ki herkes böyle gıptayla bakacak sana. Vallahi mi? Vallahi. Sen bile inanamayacaksın. Bu kadarını ben bile hayal etmemiştim diyeceksin. Gerçekten mi anne? Gerçekten. Gerçekten bak o gün geldiğinde göreceksin.
annesini, bir tanesini hor görmesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı, ben köyümü özledim. Uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim. Hem annemi, hem babamı, ben köyümü özledim. Sözümü tuttu. Tuttu. Beni rezil ettim, beni kesin makyaj makmıştır. Ablam ağlıyor. Eniştem gittiğinden beri ilk defa ağladığını görüyorum. Ben de. Evet, gelin ağladı. O halde sazlar çalsın, kızlar da oynasın. Hadi kızım kalk. Hadi. Ay, annem şimdi beni de oynatır zorla, ben tuvalete kapatacağım kendimi. Kağıt israfı. Hem de Nurcihan Hanım'ın çatısı altında. Olacak iş değil. İsraf değil. Kullanılmış hepsi. Pardon. Aksini düşünmek benim aptallığım olur. Çok affedersin. Kına yakmadın mı? Sence? Yakmamışsın. O kadar da değil. Hem bence artık kına amacına ulaştı sayılır. Babaanneni görmen lazım. Patladı patlayacak. O kadar mı? Öyle böyle değil. Hayır, o infilak edince tesirli Pervin Hanım da edecek sonrası. Peki tam olarak bir amacın var mı? Yoksa öyle boş boş atıp bu gecenin sinirini mi çıkarmaya çalışıyorsun? Ben bu hayatta hiçbir şeyi boşu boşuna yapmam Cici. Doğru. Sen her şeyi dolu dolu yapıyorsun. Neymiş buradaki amacın? Çok merak ettim. Önce bir şey istiyorum içimden. Sonra uçağı eğer karşı tarafa geçirebilirsem dileğim gerçekleşecek diyorum. Yani çok başarılı olmuş gibi durmuyorsun.
Acaba istediğin şeyleri mi değiştirmeyi denesen? İstediğim şeyler yok zaten. Tek bir şey istiyorum şu sıralar. Neymiş o? Bir an önce bu evden çekip gitmeniz. Üzgünüm. Ama bu durumda bayağı kalıcıyız gibi duruyor. Sıra bende. Bir dilek tutuyorum. Tuttum. Hayda. Ne tuttun? Aşkım. Hayatım. Çok teşekkür ederim. Niye hayatım? Yakına içinse o Cevali Hanım'ın fikriydi. Benimle olduğun ve benim olduğun için. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Mi me mamo mu, mi me mamo, mi me mamo mu, mi me mamo, mi me mamo mu, mi me mamo mu, mi me mamo, mi me mamo mu, mi me mamo, mi me mamo mu, mi me mamo mu, mi me mamo, mi me mamo mu, mi me mamo, mi me mamo mu. Ne yapıyorsun orada? Asıl sen ne yapıyorsun? Dudak ve ses egzersizi, ayrıca yüz masajı. Niye? Belki işe geri dönerim. Belli mi olur? Senin çalışmaya ihtiyacın yok. Hem hani sen de istemiyordun. Ya şu anda istemiyorum tabii. Çünkü şu anda sadece bütün dikkatimi, ilgimi ve sevgimi kocama vermek istiyorum. Ama belli mi olur? Yarın öbür gün belki sıkılırsın bu ilgiden. Olmaz öyle bir şey. Olmaz. Hiç olur mu? Hayatım. Hazır mısın düğünümüze? Sen? Hazırım. Günaydın. Senin ne işin var burada? Sevgilimi özlemiş olamaz mıyım? Bilmem. Olabilir misin? Aynen öyle oldu sevgilim. Özlendiniz. Nurcan Sultan'a yakalanmaktan korkan Sinten'e ne oldu? Bilirsin. Benim de kendime göre var taktiklerim. Ya bilmez miyim? Düğün için heyecanlı mısın? Ben çok heyecanlıyım. Bence müthiş bir gün olacak. Hatırlatmasan olmaz ya. Peki. Dün gece ne yaptın? Göremedim hiç seni. Hep seni aradım. Bir şey yapmadım. Yapmam mı gerekiyordu? Ne demek hiçbir şey yapmadın? Babanın kınasında hiç mi bir şey yapmadın? Çok ayıp Taylan Alabey. Hadi konuş. Bana hiçbir şey anlatmıyorsun artık. Kardeşinle nasıl gidiyor? Karşı komşu ne olmuş? Yan odadın? Ya maalesef. Şey mi dediler? Yan yana böyle kardeş kardeş oturur mu dediler? Çok komik. Kıskançlık mı seziyorum? Ben. Sen? O kahküllü ufaklığı. Henüz o kadar delirmedim. Hatta... Hadi kalk odasına gidelim. Niye? Ne demek niye? Kardeşin değil mi? Hem onun için de önemli bir gün. Annesinin düğünü var, biraz moral, destek. Hayırlı olsunculuk. Hayırlı olmanın vakti geldi Taylan Alabey. Saçmalama ya, şimdi ne alakası sabah sabah? Ya zaten
baban da kaynaşmamızı istemiyor mu? Tamam, çok zekice bir fikir. Hadi. Tamam, istiyordu. Ne alaka şu an Sintem? Gidiyoruz. Sintem. Buyurun. Günaydın komşu kardeş. Hayırdır sabah sabah? Sintem. Yuh yani çüş. Sizin orada günaydını böyle mi diyorlar? Çok tatlıymış. Kendin duş aldın yetmedi. Bir de sevgilinle mi geliyorsun şimdi? Bana bakın gidin nerede duş alıyorsanız alın ama ben sizinle uğraşamayacağım artık. Şu. Ayrıca sen babaannenden de mi korkmuyorsun ya? Sen gece de mi burada kalıyorsun? Vallahi pes ya. Sizin bu genişliğinize pes artık. Ben hayranım Taylan. Sizin bu rahatlığınıza ya. Ha susun tamam. İkiniz de bir susun ne olur ya. Duşmuş almaya gelmedik. Bunların geldiği ilk gün benim duşum bozuktu. O yüzden mecbur burada almak. Evet canım bugün. Al şimdi. Annem geliyor sinirlenecek. Nasıl? Şimdi yine. Geç şimdi banyoya geç. Hadi geç geç. Ay oyalanma hadi geç. Sakın ses çıkarmayın duydunuz mu? Şu başımıza açtığın işlere bak. Aa yok vallahi. Hiç anlamam. İlk uçağa atlayıp geliyorsun. Tamam canım. Hadi bay bay. Bay bay. Anneciğim günaydın. Şelale. Ne oluyor bakayım? Sen bir şey mi saklıyorsun? Ne gibi? Ay yanakların kırmızı kırmızı olmuş. Kesin bir şey saklıyorsun. Ben mi? Ne saklayacağım anne? Demek kurtuluşum. Taylan Bey. Demek kıskanmıyorum derken yalan söylenedin Sintem. Senin kendi duşun yok mu? Ya duşum bozuktu. Anlamıyor musun? Benim duşum bozuktu. Mecbur burada duş aldım ya. Sus. Anne saçmalıyorsun ama artık. Ohla. Oldu mu? Ya sen her sabah beni böyle kontrole mi geleceksin? Aynen öyle. Vukuatlısın çünkü. O mu burada yoksa yine? Anne. Ama yeter ben bunu konuşup hallettiğimizi düşünüyordum ya. Tek taraflı bir konuşma. Olmuştu ama neyse. Aynı babana benziyorsun. O da böyle bir numaralar çevirdiğinde böyle alı al moru mor olurdu. Anne ne babası o nereden çıktı şimdi ya? Babanla mı konuştun yoksa? Hayda. Anne niye konuşayım babamla sabah sabah sen iyi misin ya? Ay ne bileyim. O benim hayatımı mahvetmeye bayılır. Evlendiğimi duyduysa belki. Ben dedim o mu aradı? Al bak telefonuma. Aramalara mesajlara bak. Tanımadığın biri var mı kontrol et. Kendi söylediğine kendin inanıyorsun ya. İstemez. Bugün canımı hiçbir şeyin sıkmasını istemiyorum. Sen de ayağını denk al. Anladın mı beni küçük bıldırcın? Hadi bakayım. Gözüm üzerinde. Ya sabah sabah iyi macera yaşadık ha, spor oldu. Bu arada annen hep böyle kontrol ediyor mu seni? Sabah ziyaretiniz bittiyse çıkar mısınız odamdan? Tamam, sinirlenmene gerek yok. Biz çıkalım o zaman. Ha, bu arada burada olan burada kalır. Söyleme gerek yok herhalde değil mi tatlım? Ben çok iyi sır tutarım, sen hiç merak etme. Süper. Gerizekalı bu çocuk ya. Tam bir gerizekalı ya. Terlan. Odanda biraz konuşsak sanki iyi olacak. Gel. Anne, beni görmek istemişsin. Gel oğlum. Anne bak bugün aramızda gerginlik yaşansın istemiyorum. Lütfen. Yok yok merak etme. Ben ne dersem diyeyim sen kararından vazgeçmeyeceksin. Anlaşıldı. Aa bak. Ben sana bunu vermek istedim sadece. Bir dakika sen şu an bana düğün hediyesi mi veriyorsun? Aç bak bakalım ne varmış içinde.
ne demek oluyor anne? Tam tahmin ettiğim gibi. Unutmuşsun. Ama ben unutmadım. İlk yaptığım çiniydi bu. İlk göz ağrım onu kırınca dağılan parçalarını bir araya getirip topladım ve sakladım. Artık ne kadar tamir olduysa. Eskisi gibi olmadı ama. Eski defterleri açmaya karar verdin demek. Hem de bugün. Tarih tekerrür edince benim de başka şansım kalmadı. Oğlum yıllar önce yaptığı hatayı yine yeniden bir başka kadınla yapınca bir anne olarak bana da oğlumun açtığı yaraları onu hatırlatmak düştü. En çok da kendine açtığı yaraları. Biliyorum bana kızgınsın. Biliyorum. Ama şunu bil ki canın yanıp da pişman olduğunda ben yine burada olacağım. Senin yanında. Sadece bunu bilmeni istedim. O kadar. Yine mutsuz olacağımdan bu kadar eminsin yani. Bir anne olarak benim boynumun borcu sana bunları hatırlatmak oğlum. Bu dünyada senin mutluluğunu benden daha çok isteyecek hiç kimse yok. İnan buna. Ama sen yine yanlış bir kadınla evlenirken benim de susup oturmamı beklemeyeceksin herhalde. Belki de sorun bizim seçtiğimiz kadınlarda değildir anne. Belki de en başından beri biz mutsuz olalım. Senin dizlerinin dibinden ayrılmayalım diye elinden geleni yapmışsındır. Ve bizi bu hale sen getirmişsindir. Olamaz mı anne? Hediyen için teşekkür ederim anne. Bunu odamızın baş köşesine koyacağım. Ve buna her baktığımda senin ne kadar yanıldığını hatırlayacağım. Selda? Günaydın. Günaydın Ferhan Bey. Ferhan Bey? Ama daha önce de söyledim. Bey demene gerek yok. Biz bir aileyiz. Hatta geniş bir aileyiz. Evet, bayağı geniş. Ama ben öyle söyleyemem, ayıp olur. Hiçbir şey olmaz. Bak söyle, hiçbir şey olmadığını göreceksin. Şimdi mi? Evet, şimdi. Ferhan. Bak hiçbir şey olmadı. Evet. Selda. Biz akranız. Yakında çok iyi arkadaş olacağız. Şey, Yasemin. Nasıl? Nergis değil, Yasemin. Yasemin. Ferhan. Yapma. Yazık kadına. Bak görüyorsun halini. Karışma sen. Ferhan. Yazık günahtır. Yanlış anlayacak. Ciddiyim bak. Allah Allah. Ciddi olmasan ne olacak Selim? Ha? Peki. Tamam, ben hiçbir şey söylemedim. Boş yere gerilmeye gerek yok. Ben seni uyardım. İçim rahat. Uyardın beni. Bak sen. Senin karşında Fikret yok, alttan almam bozarım biliyorsun. Sen yerini unutursam ben hatırlatırım. İşine bak Selim. Hmm.
küçükken annemle babamın nikah fotoğrafını gördüğümde ben neden yokum diye sormuştum. Annemi o prenses gibi haline neden görmedim diye üzülmüştüm. Çocukluk işte. Hepimiz sormuşuzdur bu soruyu. Ama hiçbirimiz bir gün annemizi gelinlikle göreceğimizi, evlenirken yanında olacağımızı düşünmemişizdir, değil mi? En azından ben düşünmemiştim. Ama bugün tam da bunu yaşayacağım. Giyinip hazırlanıp yüzümde koca bir gülümsemeyle annem evlenirken onu alkışlayacağım. Sanki hep bugünü beklemişim gibi. Ama bu o kadar zor ki. Tabii ki annem mutlu olsun istiyorum. Babamdan sonraki halini hatırladıkça sonunda yüzü gülecek diye sevinmelisin diyorum. Böyle hissettiğim için kızıyorum kendime. Bizim için yıllarca didindi. Bırak o da istediği gibi yaşasın diyorum. Ama yine de yalan yok. Sevinemiyorum. Çünkü hem bana hiç söz hakkı vermeden hepimizin hayatını alt üst etmesini kabul edemiyorum. Hem de annemin kalbi ya yine kırılırsa diye korkuyorum. Ama inşallah bu korkularımın hepsi boşunadır. Ve artık annemin mutlu olma zamanı gelmiştir. Bakıyorum ilerletmişsin işi. Aa, cazibemden şüphem mi var abla? Yalnız dikkat et. Göze batıyorsun. Göz derken? Hocanın etkisiz bakışlarından bahsediyorsan ondan hiçbir şey olmaz abla. Bilmez miyim? Abla bir şey söyleyeceğim. Hiç sevmiyorum şunları. Üstündekiyle rahat mısın sen burada? Ha, düğünden çok cenazede giyecek gibi bir kostüm de o yüzden.
Kızım şu menüyü ver bakayım, ne yazıyor orada? Okusana. Yemeklerinize kürdan ve benzeri şeyler atmayınız. Sizden kalanları sokaktaki dostlarımızla paylaşırız. Patide koymuşlar. Buraya yetti de sokaktakilerle paylaşacağız. Hiç yakışmış mı koskoca Alabey sülalesine şu ikram? Yok. Ne bir çerkez tavuğu, ne bir sarma, hiçbir şey yok. İçim kurudu ya yemiş yemekten. Kızım git şuradan bir sarı meşrubat kap da gel bana hadi. Tamam anneanne. Çabuk. Ay. Müzik de içimi baydı yani. Şu bakayım masaya bir içecek gönderebilir misiniz? Şelale, niye gelmiyorsun yanımıza? Sıkılmadın mı orada? Gel. Yo. Hemen gelmeyeyim şimdi. Canını sıktılar değil mi senin? Boş ver sen onları. Boş ver. Kardeşin anlatmadı mı? Sabah atıştık biraz. Gelmeyeyim şimdi, yine tatsızlık çıkmasın. Ne oldu? Yani sabah ikisinin de odama gelmesi pek hoş olmadı. Sabah Sinten sizin evde miydi? Neyse. Size iyi eğlenceler. Sintencim bir bakar mısın ablacığım? Ne oldu ablacığım? Sen delirdin herhalde. Sabah tarlana gittiğin yetmiyormuş gibi bir de şelalenin odasına mı giriyorsun? Yani anlamadım. Ayrıca sana ne ki? Bana ne mi? Nurcihan Hanım'ı gayet iyi biliyorsun. Tamam annemin ve benim hatırıma bazı şeyleri görmezden geliyor olabilir. Ama sen de inadına yapıyorsun. Ya kız gidip bir şey söyleseydi? Ufaklık hiçbir şey söylemez, merak etme. Ayrıca... Ben sizi yapamıyorum onun için yani. Ben kimin, neye, ne kadar zaafı var çok iyi biliyorum ablacığım. Rica ediyorum hareketlerine çeki düzen ver. Senin arkanı toplamaktan çok sıkıldım. Her senin yüzünden beni de öyle bilecekler. Abla, analı kimse senden alamaz. Annemle yatırımlarınız boşa gitmez. Merak etme. Afiyet olsun. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bu en mutlu günümüzde sizleri de aramızda görmek bizi gerçekten daha da mutlu etti. Naçizane izniniz olursa ben yanımdaki bu güzel kadın için birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ben sende kalmayayım da nerede kalayım? Bir kuş sürüsü geçsin onun altında mı kalayım? Karanlıkta bir çiğ tanesinde mi? Nerede kalayım sende kalmayayım da? Issızlık bilir sen bilmezsen. Sessizlik bilir. Her şeyin bir buğusu olur. Kanatlanırım. Hava yanık kokar. Deniz tutar beni. Vapurlar beni çekiştirir. Ben vapurları. Sen de kalmazsam gün ışığı ne yapar? Islık ne söyler rüzgara acı vermekten başka? Sana baktım da gölgeler kaldı içinde. Bir bebeğin uykusu kadar tatlı. Ben sende kalmayayım da nerede kalayım? Şimdi bu durumda benim de bir şey söylemem gerekiyor. Sevgilimin jestine karşılık gelir mi bilmiyorum ama... biz bu şarkıyla aşık olduk. Bu şarkıyla birbirimize söz verdik. Bu ikimizin şarkısı. Alkış.
Sırrını öğrendim. Yani nasıl yaptığını çözdüm. Artık ben de ne istersem gerçekleşecek. İyi bari. Elini çabuk tut da daha fazla uzamasın şu çizgi film. Sevgilinin yanında değilsin. Onun bugün beni anlayabileceğini sanmıyorum. Benim anlayacağımı nereden çıkardın? Çünkü aynı şeyi yaşıyoruz. Babamın bir kadına şiirler okuması, onu alıp hayatının merkezi yapması. Yani bana rağmen onunla olması. Tanıdık geliyor mu bunlar sana? Çık. Benim annem şiir okumadı. Gerçi doğru. Seninki şarkı söylüyor. Yalnız sesi bayağı iyiymiş ha. Şakıyor. Bu iltifat işinden hiç anlamıyorsun sen. Doğru söylüyorsun. Ama iyi bir ikili oldular yani. Seninki yazar, benimki söyler. Ya da benimki yazar, seninki söyler. Abartma istersen daha fazla. Okey. Güzel. En azından düğünün sanat sepet kısmı bitti.
garip. Bir yanım annem mutlu olsun istiyor. Diğer yanım neden babamla mutlu olamadılar ki diyor. Neden olamadılar? Babam aldattı annemi. Annem affetmedi. Sizinkiler neden ayrıldı? Aynı hikayenin tersi işte. Annem babamı aldattı, babam affetmedi. Şaka yapıyorsun. Ne var ki bunda? Yani hani kadının aldatılması daha çok olan bir şey ya. Ne bileyim ya, yani babanın aldatılması bir garip geldi. Yani bizim için de büyük bir şok olmuştu açıkçası. Peki hiç görüşmüyor musunuz? Yok. Sıfır. Siz? Babam da bizi terk edip gittikten sonra bir daha hiç aramadı. Çok garip ya. Ya benim çocuğum olsa ona asla böyle bir şey yapmam, biliyor musun? Acaba hiç akıllarına geliyor muyuz? Yani illaki geliyoruzdur, değil mi? Bence kapatalım bu konuları ya. Peki senin annen nasıl bir kadındı? Geçmiş acıtıyor diyorsun. Yok. Öyle bir şey demiyorum. Sadece babam ve ben sizin kadar geçmişe takılı kalmadık diyorum. Bizde konu kapandı. Sabah banyodayken duydum. Annenin aklı sanki babanda kalmış biraz. Doğru mu anladım? Annem çok acı çekti babam yüzünden. Ondan o. Aşamadığından değil yani. Ayrıca kadınlar canlarını yakan erkekleri asla unutmazlar. Vay be. Sanırım kızların beni neden unutamadığını anladım şu an. Ego'ya bak ya. Peki. Sana son bir şey soracağım. Sor. Neden Mihre? Sen neden takıldın buna bu kadar? Yani neden ilgilendiriyor ki seni bu mesela? İyi bir kıza benziyor. Bana iyi de davranıyor. Ama işte hem sevgilisine hem kardeşine ihanet eden biriyle arkadaşlık kurmak istemem. Anladım. Mihre iyi kızdır ya. Güvenebilirsin. Ama diğer konuları boş ver. Karışık mevzular onlar. O gördüğün şeyi de unut. Ha, oldu canım, öyle kolaydı sanki. Ayrıca ya başka kimse mi yok çevrende ya? Neden o yani? Başka kimse mi yok? Bunun cevabını merak ediyor musun cidden? Evet, ediyorum. Neden o? Kötü biriyim kızım ben. Anlayamadın mı hala bunu? Ben kötüyüm. Hayır, değilsin. Sen sadece yaralısın. Ve yaptığın her şeyi de yaralarını saklamak için yapıyorsun. Görmek istediklerini görme. Gerçeği gör. Ben kötüyüm. Bak. Yine yaptın. Sen kötüymüş gibi davranıp yaralarını saklayan küçük bir çocuksun sadece. Yani kötü olduğunu asla inandıramazsın. Öyle mi? Hı-hı. Aynen öyle.